Oo, hiç beklemiyordum, hiç beklemiyordum bunu yiyeceğini. Oo, işte bu da adamım. Merhaba arkadaşlar, Gamer'da bir kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir Dead by Daylight videosundan hepinize selamlar. Gençler, Dead by Daylight'e yeni bir etkinlik geldi son güncellemeyle birlikte. Ve gelen tüm etkinlikler arasında en farklısı diyebilirim. Hani portal açıp bir yerlere ışınlanma mantığı falan var, zaten oyun içerisinde detaylıca göstermeye çalışacağım. Aynı zamanda işte Texas videolarının çok fazla yorum geliyor abi, DB'de de at diye. Ben ta Texas çıkmadan önce söylemiştim, Texas ilk 1,5 ay falan ağırlıklı olur. Sonradan ikisini de eşit paylaştırırım demiştim. Öyle de oldu, ilk 1,5 ay neredeyse tamamen Texas attık. Oyunun hype'ını güzel bir şekilde aldık. Oyunla ilgili içeriklerimizi çıkarttık. Şimdi hem Texas hem Dead by Daylight olarak devam edeceğiz. İkisinden de videolar gelmeye devam edecek yani. Aynı Last Year ve Dead by Daylight döneminde olduğu gibi. Bak bak bak, adakların görünüşüne bak. Şimdi arkadaşlar, etkinliği hiç bilmeyenler için dediğim gibi anlatacağım ama benim merak ettiğim şey şu. Bu DB'de etkinliklerde hep üşenirdi. Böyle işte çok basit şeyler getirirdi. Balkabağı tekmelerden giderdi mesela, hani koskoca etkinlik bundan ibaret olurdu. Bu sefer biraz daha uğraşmışlar dediğim gibi. Baş aşağı dünya tarzı bir dünya yaratmışlar. Bunun nedeni sizce Texas'la arasındaki rekabet olabilir mi? Hani Texas çıktı, güzel bir etki gördü. Hala tamamen DB'de ben sallayabildiğini bile düşünemiyorum bu arada Texas'ın. Düşünmüyorum daha doğrusu. Henüz o kadar etki yaratamadı çünkü Texas güncelleme getirmekte inanılmaz geç kaldı. Yeni harita, yeni kağıtı falan hiçbir şey gelmiyor. Ben şimdi arkadaşlar size mantığı anlatacağım. Şu arkadaş bana sallarsa çok teşekkür ediyorum. Şu balkabaklarını kırarak arkadaşlar, sol altta gördüğünüz gibi bir bar doldurdum. Bu barı şu şekil jen yaparak da alabiliyorum. Bakın gördüğünüz gibi. Jenden bu enerjileri toplamış oluyorum. Bu topladığım enerjiyi şu, neymiş bunların adı, hiçlik enerjisi aktar kısmına gidip bu şekilde aktarıyoruz. Bu bize ne veriyor? Sürat durum etkisi veriyormuş. Ben de bu arada bir kısmını sizinle öğreniyorum. Bunları doldurdukça da, bunlara böyle çok fazla hiçlik verdikçe de orada portal açılıyor. O portalla da başka bir dünyaya ışınlanıyoruz. Oranın mantığını da anlatacağım ışınlandığım zaman. İlk temel mantığı bu yani. Bak şu gördüğünüz, içinden geçtiğim ruhlar da o gittiğimiz, ışınlandığımız dünyada bu ruhları canlandırıyoruz. Sonra bu dünyaya geri geliyoruz ve bu ruhların içinden geçtiğimiz zaman bize sürat durum etkisi ve sanırım bar of time, yani dayanıklılık etkisi veriyor. O kısımdan tamam emin değilim. Oğlum bu jen %90 değil miydin? Nereye geldi jen? Güncellemeyi bu arada ilk kez oynuyorum. Anlattığıma bakmayın. Sadece izleyerek anlayabildiğim kadarını anladım. Oğlum niye yanındakine vurmuyorsun da bana vuruyorsun? Hey Allah'ım ya! Deli manyah ya. Şimdi ne yapacağız? Ha tam onu almış en azından. Alo. Fake'i erken bıraktım. Çok güzel yolluyordum adamı ya. Çok güzel yolluyordum. Bu arada yere düşerseniz topladığınız enerjiler biraz azalıyor arkadaşlar. Bunlara hiçlik mi desem ya? Enerjiyi demesem mi acaba? Yanlış anlaşılabiliriz. Bir de arkadaşlar alta şöyle bir mantık geldi. Bunu da yine biliyorsunuzdur. Bilmeyenler için anlatayım. Katil sizi camplediği zaman struggle pozisyonuna geçmiş olsanız bile attempt deneme şansı veriyor size. Ve alttaki dolan bar iyice dolduğu zaman attempt şansınız yükseliyor. Şunu verelim arkadaşlar şimdi. Aa, tanılmıyorum lan. Neden ki? Neden yiyorum ki şu an tanıl? Oğlum sıkışma oraya. Alo. Oho. Kıvrağımızı attık arkadaşlar. Oo. Kan toplamaya mı gelmişti acaba? Benden tek amacı bu muydu? Ne dersiniz? Bir tane portal açabilirsek artık. Arkadaşlar aşağı dünyaya gitmeyi planlıyorum ama oğlum adam yuh. Cümle kuramadım anasını satayım. Anahtar kelimeleri verdim arkadaşlar. Oğlum adam yuh. Siz onlardan mantıklı bir cümle oluşturmaya çalışırsınız. Eylemini, öznesini falan denk getirin. Aha! Portal açılmış arkadaşlar. Yani siktir git hayatımdan ya. Oğlum birini düşürüp asmıyor muydu? Ben başka maçta mıyım? Ben yanda ne gördüm ya? Birini düşürdü asıyor diye gördüm ben bunu. Öbür adam nasıl tek başına kurtuldu? Düşmemiş miydi yere daha? Kafamda deli sorular. Kanka beni bir sal Allah aşkına, bir tane portala gireceğim ya. Arkadaşlar sokmuyor şu an beni portala. Şuraya verelim, azıcık bir şeyimiz varmış ama. Adam bizi yok etti, biz bir şurada bir sessiz sakin jenimizi yapalım. Ne bakıyorsun lan oğlum, balgaba falan dinlemem. Aha sürat verdi bak. Görüyoruz mu arkadaşlar, hız verdi. Arkadaşlar şurada portal var. Tek amacım oraya gitmek. Başka hiçbir amacım yok şu an. Hah. Gidebiliyorum galiba arkadaşlar. Hadi görüşürüz. Yalnız kedir de gelebiliyor diye biliyorum. Aynen geldi.
Ya oğlum sen ne mallı bir insansın ya. Adam var ya güncellemeyi göstermeyeyim diye her şeyi yaptı ya. Neyse arkadaşlar baş aşağı dünyamız böyle. Ne yapıyor orada? Ha geri gitti lan, ne oldu? Adam geri gitti, orada özellik mi açtı, ne oldu? Ben burada ambre atabiliyor muyum? Bu arada burada heal'lanamıyorsunuz arkadaşlar, onu söyleyeyim. Ama ambre atabiliyormuşum, evet attım, bayağı ambre attım şu an. Ha bakın arkadaşlar şunlara yanına giderek topladığınız şeyleri bunlara veriyorsunuz. Ve o serbest bıraktığınız diğer haritada doğmuş oluyor. Diğer haritada bunları aldığınız zaman da size hız, işte baro falan veriyorlar. Bak sağda zaten bir şeyler vermişler galiba. Tam %100 hakim değilim ama bu şekilde. Bu gördüğünüz portallar da tekrar sizi şöyle haritaya yolluyor gördüğünüz gibi. Anasını avradını s**im, keşke gelmeseymiş. Oğlum ne oluyor? Adamın üstüne düştüm lan. Hadi lan oradan. Onu yapsaydı var ya. Gerizekalı. Oğlum adam iyi oynuyor ama he. Kral hadi as beni. Görüşürüz arkadaşlar. En azından baş aşağı dünyayı sizlere gösterebildim. Arkadaşlar DBD'yi artık çok kötü oynuyorum. Sizce neden? Yani uzun süredir oynamıyorsun abi, Texas'da ağırlıklıydın, hani pratiğin yok falan diyebilirsiniz ama Texas çıkmadan önce de çoğu videom ve yayınım DBD üzerine olduğu için oralarda da kötü oynuyordum son dönemlerimde. Anlamadım yani, bilmiyorum, bir DBD şeyimi kaybettim. Yeteneklerimi diyeyim, hani zaten ne vardı da kaybettik ama bu kadar da kötü değildim şimdi. Yani şurada o gördüğünüz küçük uçan şeyler de maraz diyorsun. Kanka. Of, Allah'tan ona gitti. Allah'tan ilk defa bir katil tercihini benden başka birisinden yana kullandı. O küçük uçan şeyler de size enerji veriyor. Yoksa Dead by Daylight'a kreatin güncellemesi mi gelmiş? Bu arada ben de etkinlik adağından attım. 24 metre yakında portal çıktığı zaman yerini görecekmişim sanırım. Nereye geldik? Çok paletsiz bir yere geldim arkadaşlar şu an. Oo, hiç beklemiyordum, hiç beklemiyordum bunu yiyeceğini. Oo, işte bu da adamım. Oğlum kendine gel, sen busun Purpo. Sen busun oğlum. Koçum sen busun. Sen bu yüzden... Ne verdi lan bu bana? Balkabandan hiçbir şey çıkmadı galiba değil mi? Şurada palet var mıdır spotta? Ayo olayı. Tamam arkadaşlar hasarımızı aldık, defolup gidelim ama... Dur özelliğiyle gelebilir, evet açık alan. Çok açık alan şu an. Uf, oğlum iyisin lan, iyisin lan Purpo. İyisin oğlum, iyisin oğlum. Aferin kocama. Felix ne yaptın ya kanka? Bir hasar falan çıkmadı mı ya kanka? Önüme çıkma buradan. Satıyor şu an, satıyor şu an, satıyor şu an. Oğlum yapma be. Ulan şu kadar güzel oynayıp sonunda benim de satmam yani. Klasik chase'im. Neyse güzel, en azından son 3 ayda en tatmin olduğum Dead by Daylight chase'im olabilir. Kank sal beni. Ne yapıyorsun? Git yeni yayın yapsana manyak. Aa portal açılmış arkadaşlar orada. Dur bir heal'lanayım. Ha, aynen bak portalları bu şekilde sarı görüyoruz arkadaşlar adak attığımız zaman. Ananı bu kim? Oğlum adamla chase'deyken portaldan gitseydim ya ne gülerdim amına. Bu arada bak şunu deneyebilirim. Chase'in ortasındayken şöyle bir şey yaptığında gözüküyor muyum? Katil beni görüyor mu? Görüyor galiba. Merhaba. Oy tam böyle var ya. Soğuk karanlık bir kış akşamı. Şimdi arkadaşlar şu ruhlardan bulup onları serbest bırakacağız. Şimdi şunu serbest bırakalım. Sanki bir tane daha ruh için yeter gibi, ne diyorsunuz? Bunu tam bıraktık. Tamam şunu da bırakalım. Tamam ikinciye de yetti. Ne oluyor lan? Oğlum haritaya bir geldim, biri ölmüş. 2 dakika bensiz yapamıyorsunuz ya. 30 saniye şey değiştirdim. Mekan. Hemen birisi ölmüş. Şu beyaz gözükenler de galiba canlandırdığım ruhlar arkadaşlar. Emin değilim ama. Oğlum iyi atıyorum he. Şşş.
Harbi kudurttuk Maro'yu. Oğlum adam... Bro, base'e girdin çıktın. Nasıl geri geldin anasını satayım. Şunu durduralım arkadaşlar. Var ya, onu hit yesem, onu hit yesem kavga dövüş. Zaa. İyisin Purpo. İyisin oğlum, iyisin oğlum. Maro full tilt, Maro full tilt. Kanka salak, buraya neden özellik atar bir insan? Neden? Biraz oyalan aslanım, biraz oyalan. Amrem var, kalkıp giderim. Hemen rota çizmem lazım kendime. Nereye gitsem ki Amre atıp? Çok iyisin oğlum. Şeke mi gitsem, ne diyorsunuz? Güzel, ona gitti. Hop kaçtım. Vallahi kaçtım. Bana mı geliyordu, ne yapıyordu bilmiyorum ama kaçtım gittim. Şunu dolduralım. Tamam. Aa, buradayken de chase müziği duyuyorum. Yukarımda olup olmadığını mı anlamış oluyorum böylece? Ananı adım, bu kim lan? Adam bana sövüyor mudur sizce şu an? Sen gerçekten salaksın ya. Ya atlasam atlıyormuşum, hani daha önce başarısız olduğum bir hamleyi tekrar niye yapıyorsun? Instagram'daki motivasyon videolarına mı başlayayım yani şu an? Maraz'ı edit mi yapayım? 7 kere dodge'di ama yılmadı. Hala mal gibi aynı şeyi denemeye devam etti ve başardı. 1 milyon olur muyum arkadaşlar böyle videolar çeksem? Yolu karıştırdın herhalde. Beni düşürdün zaten. Çikitle. Evet arkadaşlar, öldüm sanırım. Tebrik ediyorum takım arkadaşlarımı. Öbürünün bana yetişmesi için bir Pegasus jeti kaldırması lazım oradan. Tabii onu yapamayacağı için öldük. Evet arkadaşlar, kaçık koğuşunda başladık. Oyun bana deli diyor ama çok haksız da sayılmaz. Ben paratoner miyim arkadaşlar sizce? O ne? Uçuyor adam. O ne yaptı oğlum? Al götüne girsin ama. Baya baya uçtu yani. Nasıl yaparız hocam onu? Allah. Adam iki tane bal kabağı açtı, ikisinden de uçma çıktı. Ben bal kabağı açsam mori falan yerim kendi kendime hiç asılmadan maçın başında. İlk baştaki bal kabağı alışında adam kendi bile anlamadı o hızını, biliyorsunuz değil mi? Yanıma öyle bir uçtu ki adam bana vurmayı unuttu. Yani M1 basmadan bana sadece hızıyla çarparak hasar vermeyi denedi. Sanki hani böyle bir araba kazası gibi. Bak 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 bak, yine uçuyor, bak bak bak. Nasıl oğlum, o killer'da daha mı fazla boost veriyor? O nasıl bir şey, bayağı uçuyor bildiğin. Ve adama neden hep ondan geliyor, başka bir şey gelmiyor? Şans mı tamamen? Ya da katillere sadece o mu geliyor acaba? Hadi görüşürüz kankiler, kolay gelsin. Şu ruhu hemen besle. Tamam. İkinci ruha da birazcık şöyle çeyrek falan doldururuz galiba, değil mi? Oo, neredeyse yaraladık, çok güzel. Geri gidelim şimdi. Şu yarım ruha tekrardan şöyle bir verelim. Fullenir galiba. Bakayım. Aynen fulledik. Şuraya da enerjimizi tekrar aktaralım. Neler neler yapıyorum ya bugün. Buraya da aktar. Her şeye bastım şu an. Her yere bir şey yaptım. Bu ne yapıyor? Kanka sen... Ne değişik bir yaratıksın ya. Adam dibime kadar gelip mal gibi suratıma bakıyor. Yapıyor böyle. Sonra vuruyor. Özelliğe geçiyor. Arkadaşlar burada ilginç şeyler oluyor şu an. Sıralamalar karıştı. İlk Yoichi'yi heal'lasak daha mantıklı olacaktı çünkü son asılışı onun. Yoichi mal mısın? Son asılışın olacak. Kendin hariç herkesi heal'lattırdın ya. Haritada canlanan hayalet yok hiç. Bak şunlar arkadaşlar, bunların işte öbür dünyada canlandırıyoruz ya, işte burada canlı hale geliyorlar. Burada canlı hale gelip bunların içinden geçtikten sonra da bize hız bonus falan veriyorlar sanırım. Yani böyle olması gerekiyor. Az önce iki tane vardı ama bizimkiler geçti galiba içinden. Boşa gittiler. Ulan Yoichi'nin de son asılışıydı. Belki dedim hasar çıkar mı? Bak 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 bak. Bak, bak. Hayvan herife bak. Yine uçtu bak. Ulan yemin ediyorum uzaktan bana roket atıldı sandım. Ben hiç odaklanmadıydım oraya. Çok uzaktan bir şey geldi ya. Bizim adam salmayı akıl eder mi acaba? Ne diyorsunuz? Ağzımı s**eyim. Adam etem tattı. Arkadaşlar bayağı bir şey biriktirdim. Ben şunları bir vereyim. Tamam mı? Oğlum bu ne? Diğer haritada bayağı chase atma noktaları falan da koymuşlar. Bir ilginç. Bak o canlandırdığım burada spawn oldu. Bunun içinden geçtiğim zaman ne oluyor? Bunu aldım. Bana herhalde işte dediğim gibi hızımız bir şey veriyor. Tam orasına hakim değilim ama. Vur hepsini amın. Ne puan kastım be. Aha ben de şey oldum. Şimşek McQueen oldum. O ne lan?
Oğlum niye kancaya asılma sesi falan geliyor bana? Where are you now? Şu mind game'leri eğer işe yarayacağını düşünerek yapıyorsa kafasını daha da s**. Ve bu mind game'i yediğim için kendi kafamı da s**eyim. L spotundan adam volt atıyor ve beni yakalayabiliyor ya. Gel lan dibimde camp'le de bari şu camp mantığını göster. Ya ben ne anladım, bu adam uzaktan beni yine campleyebiliyor. Merhabalar Nancy'cim, sana güvenip boşa çıkmadığım için çok mutluyum şu an. Oğlum bu kim? Lan bu nereden geldi? Ya kral. Bak yapma. Bak yapma. Palet falan hiçbir şey mi yok be? Ben paletten... Ananı avradını s**tim, decisive'ım varmış. Skill check için o drink sesini verdi sandım. Ananı avradını bilmem ne yapayım senin. Ben paletten atlayıp uzaklaşan kişiyim. Öbür adam paletten atlamıyor, katilin önünden koşuyor. Adam paletten atlayıp beni kovalamayı tercih ediyor. Sonra abi niye DB'de oynarken sinirleniyorsun? İnanılmaz yani, yayıncı olduğumu mu biliyorlar diyeceğim. Ana hesabımda değilim. Link yok, bir şey yok. Nereden anlayacak? Oğlum bu ne? Gelinin kız kardeşi geldi maça ya. Son map'de Resident'ı tutturduk. Burada da şimdi buluruz bir Entilt Killer'ı. Arkadaşlar ben her maç katilin sırtında mı doğuyorum ya? Ne düşünüyorsun? Oğlum of, şaka olmadı. Ya bana kışırtma mı yapılıyor ya şu an? Texaslı yöneticiler. Hani bu çocuk içerik üreticisi. Bunun 4 maç üst üste maçına denk gelip buna fokus atalım. Bu DBD'den tekrar soğusun falan mı yapmaya çalışıyorlar? Yani maraz maçı hariç 3 maçta ayarlanmış gibi şu an. Bundan sonra maç başında koşmayacağım. Olduğum yerde duracağım. Birisine bir gitsin solda göreyim, ondan sonra hareket etmeye başlayacağım. Bu pig mi la? Ne bu gelen? Bütün sinirmişim şu bal kabağından çıkartacağım. Vallahi röveşataya kalkacağım bal kabağına doğru ya. Harbiden de tunnel. Helal lan Claudet. Önümden gelinin kız kardeşi geçti arkadaşlar. Ya bırak Jenny, git hadi düğüne geç kalacaksın. Gel seninle yapak. Yetişmesin ya. Abi kafanı dediğinizi duyar gibiyim. Şşş lan Claudet. Hadi biraz kovaladın onu, biraz kovala. Eğer onu biraz kovalayıp Umbrella kalkmama izin verirse maçı satacak. Yani çok da şahane olacak. Hatta Umbrella'ya bile gerek yok. Şu gelinin kız kardeşi bizi kaldırırsa düğünden önce. Ne oluyor? Kolay gelsin arkadaşlar. Bunlara güvenemedim, beni bırakıp gidebilirler diye Umbrella'ya kalktım. Gelmişken balgabada tekmeleyek. Şu an arkadaşlar portalla uğraşmayacağım. Boş bir şey çünkü. Bunu iyileştireyim diyeceğim, iyileştiremem. Bunun şey denemesi lazım. Dur Jen'i bitireyim de kendi kafamdakini de çalıştırayım. Adamın son asılışı arkadaşlar, bunu yapmak zorundaydım. İşte az önce bizimkilere salsam Umbrella'yla şimdi kendim kalkardım. Ama tam güvenemedim. Orada o canavliyle paleti indirince bizimkiler, dedim kesin beni satacaklar. Oğlum biri de bana gelsin. Ben de yerdeyim. Ben de yerdeyim arkadaşlar. Lütfen bana da gelin. Benim kafamdaki çalışıyor değil mi şimdi? Acaba beni mi kovalayacak? Çok heyecanlı. Ben kendimi birazcık tanıyorsam, eğer ilkinde çıkaramazsam ölürüm. Yani kalanlarını da çıkaramayacağıma eminim. Teşekkürler. Şunu aktaralım. Yaşasın İstanbul kullanıcısının, artık oyunlarına mı erişebiliyor? Oğlum manyak bir enayi medkiti buldum. Hangi enayinin sallar razı olsun. Ölünün arkasından konuşulmaz ama. Ulan şimdi Pig'e karşı oynuyorum. Yarın filmini izlemeye gideceğim anasını satayım. Bir jumpscare'de filmden yiyeceğiz. Claudet arkadaşımızı almamız lazım, kusura bakma. Bu kesin campiyor ya. Allah'ım sen bana sabır ver. Ha, orayı da kapat. Yani bu mu hocam? Bu mu? Benim bu oyundaki görevim bu mu? Birileri için düşmek mi yani? Chase atmaya hakkım yok mu benim? Allah'tan takıma ne vefalı da birbirimiz için, hani onlar da yaptığım şeyin karşılığını veriyorlar. Bir heal daha yeter mi acaba? Ya ucu ucuna yetmeyecek ya da ucu ucuna yetecek. Başka alternatifimiz yok arkadaşlar. O cümleyi tamamlamışsınızdır diye tahmin ediyorum. Şöyle grid atsam güzel. Yetiştirmez değil mi? Hadi lan bir grid daha deneyeyim. Sormuyor ki, sorar mı hiç? Tüh, bir de şeyi var. Boşa gitti bütün healim. 10 saniye içerisinde sıfırlanacak. Affedersiniz, oyunun en sikim sonik spotu.
Yapabileceğim tek şey şu masaya çıkıp kratere uçan tekme atmak. Başka hiçbir ihtimal yok bu spottan kurtulmamın. Yani yanı açık değil, tek taraflı. Devirsem sonra atlasam yine öleceğim. Oğlum Claudette nerede? Ben bile görmüyorum lan. Nerede bu? Dolapta mı? Şu Claudette mu acaba? Yılana mı dönüştü? Ne yaptı manyak? Aha, Ambre'yi gereksiz yere kullandım ya. 20 sefer kullanma fırsatım olsun, tamam mı? Aha, Claudette'a eriştik arkadaşlar. Doğru yerde Unbreakable kullanmak için 8 tane fırsat geçti bu maç elime. Ama bilin bakalım ben hangi anda kullandım. Tabii ki de en yanlış anda. Dur şunun yerini ispikleyeyim. Gel gel burada. O Claudette'cim ne yapıyorsun merdivenlerde? Gel lan gel. Hadi lan. Yine bana vuracak amınayı. Bara bak. Gözlüklerim iyi ama ha. Vallahi tuzakla birlikte şekil durdu. Oğlum barım dolmuş benim. Bak hareketlere bak bak. Aa dur lan attempt deneyeyim. Dur dur dur. Kesin atarım. Bak Claudette almıyor. E şimdi bu beni campliyor sayılmıyor mu? Jenler tamamen de bitmemiş. Benim niye attempt deneme hakkım yok şu an? Adam şuramda. Şurada yani adam. Orası camp alanı sayılmıyor mu? Dibimde mi camplemesi gerekiyor? Ne anladım o zaman ben bu işten? Adam şu taşın oradan beni campler. Biri gelince hemen vurur yine. Yerdekini de almıyor. Artık attempt denemesin diye mi ne diye bilmiyorum ama bir şeye tilt olmuş. Mal dolu ya. Yemin ediyorum oyun mal dolu. İlla bana yakın zamanda bir tane toksik bubba çektirecekler ya. Ben zaten bugün killer çekecektim. Ama yeni güncelleme geldi ya. Şu yeni etkinlik falan. O yüzden dedim bir soru ayrı daha çekeyim. Bir sonraki DBD videosunu ikileri yaparım dedim. Tabi öyle düşünün kafama sıçayım. Her neyse gençler bugünlük benden bu kadar. Umarım videodan keyif almışsınızdır. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. İyi günler. İyi günler.